Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Yine değeri bilinmeyen bir videolar serisinin devamına hepiniz hoş gelmişsiniz. Ben de hoş gelmişim, hoş buldum. Eyvallah. Hacılar, bu videomuzdaki arkadaşımız Herkül'den, şimdi Herkül üzerinden örnek veriyoruz ki nasıl futbolda hep gol atıldığında Ronaldo üzerinden örnek verilir ya da ara pası üzerinden Messi veyahut da De Bruyne üzerinden verilir. Mudoç'ta da arkadaş saldırı üzerinden olduğu gibi, zamanında Korgus ve ondan sonra da Ghost'ta olduğu gibi, şimdi de Herkül üzerinden örnekler verilir arkadaşlar. Herkül'den combo başına daha fazla hasar vuran bir arkadaş var. Değeri ne yazık ki bilmediğimiz. O da arkadaşlar Terax değil. Öyle bir şey olur mu? Ne alakası var abi? Yani şurada güzelim anka kuşu da değil. Thor arkadaşlar. Eski Thor. Ama eski Thor'un 200 kopya olması lazım. Şimdi her baba yiğit kolay kolay buna 200 basamaz arkadaşlar. Basamaz. Bastık. Basan bir arkadaşımız var. Bir baba yiğit. Şöyle 6 yıldız Red 200 kopyada arkadaşlar. Kanaması yere çıkken 50 bin sağlığı var. 6 bin de saldırı gücü var. Bakın kopya özelliği ne işe yarıyor. Diyor ki eğer rakibe siper atarsa, sersem atarsa rakibin zırhını 4500 kırarsınız. Ve 2 kere zırh kırma hakkınız var. Bu da arkadaşlar 9000 gibi devasal bir zırh kırmaya denk hacılar. Çok çok devasal rakamlar bunlar. Datasına baktığımızda arkadaşlar kritik atma oranı %17,4, çok aman aman değil. Kritik attığında verdiği hasar %157, yine çok aman aman değil. Blok becerisi fena değil arkadaşlar. Şimdi bunun çok müthiş de bir sinerjisi var ama İki farklı test yapacağız. Hatta belki üç farklı test yapacağız. Önce sinerjisiz bir deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım sinerjisiz ne yapıyor. Daha sonra muhteşem bir sinerjisi var. Aynı zamanda çok kullanışlı bir karakter. Ona daha bakacağız. Şimdi Thor'la iki farklı şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Birincisi siper atıp orta ağır yapabilirsiniz. Ya da sıradan ağır saldırı. Bu en etkili gameplay arkadaşlar. Bir de siper atıp normal bodozlamada dövebilirsiniz. O da işte falan bakacağız. Şimdi orta ve ağır saldırı. Oha, ikisi de kritik geldi. Nasıl %17 lan bu? 30 bin ağır saldırı hadi. Oğlum bu nasıl kritik oranı lan? Kafayı mı yediniz yalnız? Kritiksiz bile 13 bini yapıştırıyor. Şimdi ister L2 atın, ister L3 atın arkadaşlar, size kalmış. Ama ben L3'ü daha çok seviyorum. Daha çok ağır saldırı basabiliyorum. Özellikle sinerjisinde ağır saldırı olayı çok işe yarayacak arkadaşlar. Göreceksiniz zaten. 63.000'i vurdum bu arada. 30.000 vuruyorum. Bu ne lan? 30.000, 13.000, kaçım benim? Arkadaşlar sadece 23 combo yaptık henüz. Mesela rakibi köşeye sıkıştırdığınızda ağır saldırı spamı da yapabilirsiniz. Şimdi sanıyorum nakavt ederiz. Bir orta, bir ağır saldırı ve L3. Sanıyorum nakavt. 35 komboda defterini dürdük arkadaşlar. 35 komboda ama çok güzel kritik buldu. Bu nasıl bir şey? Şimdi bu istatistikleri bir de ekrana yazalım. Yani ne yaptığımız gözümüzün önünde dursun. Biz de ona göre hareket edelim. Mesela diyelim ki sinerjisiz bir şekilde, sinerjisizken orta ağır artı ağır saldırı diyelim. Şimdi bu yazıda tabii küçülteceğiz. Böyle kar yazısı gibi yapmayacağız. Şunların altına bir de siyah çizgi verelim. Evet, böyle daha güzel duruyor. Bu şekilde oynadığımızda arkadaşlar şöyle bir bakalım. Diyor ki bize 91 saniye, 91 saniyede acı 35 combo.
Sinerji minerji hiçbir şey yok arkadaşlar. Şimdi şu yazıyı ortalama neredeydi acaba? Yazı tipini seç bölümünde var mı? Buralarda yok. Nasıl ortalayacak? Tam mı? Aa, buradaymış. Hizalama soldan değil de ortadan olsun. Tamam. Şimdi sinerjisiz orta ağır saldırı yaparak 91 saniyede 35 komboda 550 bin hasarı verdi. Bu sefer yine sinerjisiz düz oynayacağım arkadaşlar. Düz oynayacağız. Siper atacağım 5'lik combo. Siper atacağım 5'lik combo. L2 ağırlıklı oynayacağım bu sefer. Düz vuruşlar 4000'lerde başladı. 9000'lik kritik geldi. 11.000'leri gördük. Dediğim gibi bu sefer L2 arkası L1 atacağım. O yüzden L3 dolmaya yakın ki atarız şey L2. Yani şöyle bir şey. Tek zırh kırığı var ama olsun. 40.000'i vurdu. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ve L1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Yine L1. Oğlum bu ne lan, sonsuz sersem gibi. Buna bir de andaç basacağız aslında. Oha, sonsuz sersem yaptım lan. Adamın her gameplay'i ayrı bir tat, ayrı bir zevk. Böyle oynadığımda, yani düz oynadığımda arkadaşlar 52 saniyede 71 combo da aldım. Yani kendine has oynama şeklini yaptığınızda komboyu azalttı. Yine yazalım buraya. Sinerjisiz düz oyun. Onda ama bayağı L1 attım ha. Şöyle baktığımızda 52 saniye 71 combo. Şimdi hacılar, gelelim sinerjisine. Sinerjisi için arkadaşlar bunun yanına absürt menü alıyorsunuz. Absürt menü aldığınızda ne oluyor arkadaşlar? Thor ağır saldırı yaptığında rakibe zırh kırığı veriyor. Ve bu zırh kırıkları da arkadaşlar kaç veriyordu? Şöyle bir bakayım. 1800 birim düşürüyor. Gayet güzel düşürüyor. Aynı zamanda kritik şansını da arttırıyor arkadaşlar. Şimdi tekrar aynı yerde denemeyeceğim. Tamam mı? O yüzden bir de beyaz manyetoyu yanına alacağım. Labirent'te Star Lord'un oraya gideceğiz arkadaşlar. Star Lord'un oraya gidelim. Nerede bizim şeyimiz? Star Lord'a neler yapacak? Yine kendi gameplay'ini çıkartalım. Tabi orada 50 binlik bir hasar sınırı var arkadaşlar. Artık onu da şey yapacağız. Her diyeceğiz onu. Bu arada labirentlerin de şeyini açtılar. Kamera kilitlerini açtılar arkadaşlar. Zaten kameranın kilitlenmesi çok saçmaydı. Neyse, yıllar sonra sözümüze geldiler. Neredeyse 3,5 milyonluk canı olan bir arkadaş. Thor'la başlıyoruz. Yine siper ağır saldırı ağırlıklı bir gameplay. Eğer kaçıp bizi dövmezse tatlı şeyler görebiliriz. 32 bini vurdum. Hayatta affetmez. 21 bin kritiksiz. Düz vuruş 21 bin. Hasarlara bak. 23 bin hacı, bu ne lan? 25 bine 50 bin. Yapıştır. 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 Acı bunlar çok normal hasarlar değil yalnız ha çocuklar. 50 bini gömdüm abi, tertemiz. Takfişi bitir işi.
Şey durdurayım da şu sesi açayım. Sanıyorum ses birazcık kısık kalmış. İşte ses açarken şepeleye girdik, iyi mi? Gayet de rahat bir gameplay var. Hemen şöyle yakışıklı videoyu çatalım. Yine 50 bin sınırına takılacaktır. Çok yüksek hasarlar bunlar. Çok. Ya şu adamların ölümsüzlükleri olsa Herkül gibi Herkül'ü geçerler ya. Hacılar. Ya düşünsene şu Thor'da Herkül gibi bir ölümsüzlük olduğunu. Ve ya geçemese bile yaklaşırlar yani. Şimdi çok şey yapamadım, çok emin olamadım. Herkül'ün bir de sağlık basması olduğu için çok güzel sağlık basıyor. Başka fonksiyon. Ama burada baksana abi. Saf hasar herif ya. Saf hasar. Kritiksiz bile 50 bini çıkıyor. Acayip güzel yahu. Acayip hayvani vuruyor yahu eleman. Dedim ya prestiji çok iplemiyorsanız basın abi 200 kopyayı buna. Hard bir de gameplay'i var yani. Öyle böyle de değil. Ve oynaması da çok basit. Şepeleye yapıştır. O da biz arada şepelek yapıştırıyoruz karşılıklı. Yani kanama zehir kapalı hesaplarda bile çok yüksek hasar verir. Hocam kaç kere daha ileri geri yapacaksın? Bir rakam var bize ya. Acaba limit açık olsa gerçi 60-70 bin civarında vuruyor. Bunu cehennemde de deneriz. Tamam dayak yiyelim bitsin dövüş. Yeter. Şuraya baktığımızda acılar şimdi kaç combo yapmışız? 131 combo. Şimdi bakalım 50 bin hasar sınırından olduğu yerde yalnız. Şöyle bakalım. 131 combo daha acılar. Ne kadar hasar vermiş? Ona bakalım. 3300'den 800'e. 2,5 milyon hasar vermiş arkadaşlar. 2,5 M hasar vermiş. 131 komboda. Bu da ortalama ne yapıyor? Neredeyse hasar kombo başına 20 bin falan yapıyor. Şöyle hemen bakalım. Net işte 2,5 milyon. Bölü 131 kombo elimde. 19 bin hasar arkadaşlar combo başına. 19 bin hasara denk geliyor. Muhteşem bir oran. Muhteşem bir şey. Çok güzel.
Bu karakterle ilgili daha birkaç video daha çekmek isterim aslında açıkçası. Bilmem anlatabildim mi? Eğer destek vermek isterseniz like atabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.